çıkan gazeteler saklanmış ama kütüphanelerde birçok gazetede yok. Ne? Kütüphanelerde. Cumhuriyet dönemi gazeteleri. Cumhuriyet dönemi gazeteleri. Hadi yani böyle önemli gazeteler var. Ama şimdi birçok gazete yok. Bir de bunların taşra baskıları var biliyorsun. Mesela Ankara baskısı, evet, İstanbul farklı baskısı bir değil. Tabii. Yani bunlar çok problem olacak ileride araştırmacılar için. Bir seyircimiz çok küçük gelemiyorum. Sayın Mahmut Akarsu. Bilmece demişler ve Eskişehir'e göndermişler. Aa, ne güzel. Bilgisayarda ama bilgisayarda bunu yazmak mı? Çok küçüktü. Ben bu sene gelinceye dek bu seneye kadar bu seneyi hiç görmedim. Ne demek anlamadım. Ne demek o? Bilmece işte. Öyle yazmışlar ama. Eski Türkçe ile yazmışlar. Enteresan bir şey oldu. Artık şeyleri de ne derler. Ne derler. Maillerde bile eski Türkçe kayıtlarına geldik. Kadar geldi. Bu ikinci geldi. Evet şu şeyi sen bir anlat istersen. Bitiremeyeceğiz Türk imajını gene. Hayır şu şeyden bir, CD'den bir parça çaldın. Sen bir anlat ondan sonra çalalım. Neyi? Evet. Neyi? Türk imajı Avrupa nasıl bakıyor? Anlattık işte. Ya bu şey bir dakika demin ben dedim ya sizin nefret ettiğiniz sosyal tarihte kadınlar, kahvehaneler, sokak hayatı özellikle bu Afyon meselesi inanılmaz ilgilerini çekiyor. Sen de buradan demin gördün tuttuğum notlarda değişik makalelerde hem Bernard Gross olsun hem Derin Gir olsun şey söylüyor değişik tarihçiler. Hı. Avrupalı mesela şu çok önemli bir kitap ve çok da yararlandım. Mustafa Soykut'un Historical Image of the Turks History of in what? Europe. History of Historical Image of Turks. Türk imajı. Türk imajı. Evet. İtalya arşivlerinden de doktora tezi herhalde onun o evet, iyi bir çalışmadır. ODTÜ'de gitti evet, yani Mustafa abi. Yani o iyi bir çalışma çünkü İtalyan kaynaklarını kullanıyor. Angelo'yu, Mangello'yu kullanıyor. Evet. Şimdi bu kitapta da bu şeyde de diğerlerde de Bernard Lewis'in şunu göstereyim. İslam and the West. İslam ve Batı diye çok iyi çevrildi kitaptır. Bu. Çevirmiştir evet. Burada da şey görüyorsun. O yüzden başlıkları bu değişik kitaplardan çıkardım. Ne görüyoruz? Kanuna çok iyi gidiyorlar. Yani adalet ön plana adalet çıkıyor. Adalet sistemine. Yani adaleti. Yani demin dediğim o bir. Kadı ön plana çıkıyor çok. Evet kadılara çok merak ediyorlar. Kadıyı. Çünkü kendi sistemlerini eleştirirken tabii. Burasıyla kıyaslıyorlar. Ya zaten şu oluyor. İki tolerans mevhumu. Özellikle bu Yahudilik ya da Musevi müsamahaya şey yapıyorlar. Yani Bernard Lewis'te de bu çok var. Çünkü haliyle Yahudilere Avrupa'da. Bak bu seneye kadar dedik de Bosna'yıymış. Onu mu yazmış? Sen... Hayır. Bosna'yı böyle yazılmaz. Mahmut Bey, Bosna'yı böyle yazılmaz. Devam Bosna'yı okursun sonu ancak. Y'den sonra H gelmez, Y'den sonra Y gelmesi lazım. Evet efendim. Devam ediyorum. Hukuk, tolerans, sultan figürü tabii ki Erhan da söyledi şey. Onu. En önemli şeylerden bir tanesi ve bu değişiyor. Mesela 1786'da Türkiye'ye bir Fransız büyükelçisi geliyor. Gouffier diye bir adam biliyorsunuzdur. Şimdi Gouffier'in anılarında Fransa ile haliyle sürekli karşılaştı. 1786. Ha, tamam. Ondan sonra mesela bu adam şey diyor. Çok enteresan. Daha önce mesela Machiavelli'den örnek verirken demiştik ya Osmanlı daha doğru bir sistem. Çünkü bir tane sultan var ve pek çok kafadan ses çıkmadığı için daha iyi işliyor diyordu. Ama 1876'a geldiğimizde ki bence bu çok enteresan. Diyor ki Fransa daha iyi bir sistem. Çünkü Türkiye'de bir ulema, iki önemli postlardaki yalnız adamlar. Yalnız burada bir şey yapıyoruz. Bakın cümleyi, bu anlattıklarımız Avrupa'nın Türk imajı değil. Buna seyahatnameler. Evet. Ama bu Türk imajı başka bir şeydir. Ama bu seyahatnameler imajı etkiliyor. Çünkü bu insanların hayır, imaj başka bir şeydir. Nasıl? O adam burayı görüp yazmış. Bizim konumuz korkudan, savaştan, şundan bundan dolayı Türkleri nasıl görüyorlar odur. Buna başka bir şey. Benim anladığım yani hayır, Türk imajı özür dilerim ama ben hani Türk imajı siz bana konu başlığını bu seyahatname söyleyince. Bu seyahatnamede ama imajlar şey yapılıyor. Sonuçta çiziliyor. Çünkü şimdi bir adam Türkiye ile ilgili bir şey yazıyor. O adama
Türkiye'ye gelmemiş ya da Türk toplumu ile ilgili ya da Osmanlı toplumu ile ilgili hiçbir şey bilmeyenler bu seyahatnamelere dayalı imaj kurmuş oluyorlar. Dolayısıyla Osmanlı imajı deyince tabii ki seyahatnamelere ve tabii ki elçi raporlarına ve tabii ki gezginlerin, yazarların, çizerlerin raporlarına bakmak yani şeyin, gerekiyor. Yani şu, yani güçlü olduğun dönemde yenilmez Türk, korkunç Türk, işte kafir Türk, dinsiz Türk, şeytan Türk diye bakıyor. Zayıflamaya başladığı zaman da imaj değişiyor. Bu sefer daha farklı şey, işte korkak Türk, cahil Türk, okuma yazma bilmeyen Türk vesaire şekline geliyor. Evet. Tabii burada özellikle 19. yüzyıldan sonra da tamamen amaçları şey, işte bu mesela burada demin söylemiştik, Raş'ta da vardı o. Şey diyor mesela. Doğu sorunu çıkıyor artık. Yani doğu sorunu dedikleri şark meselesi ortaya çıkıyor. Pastayı nasıl böyle yani parçalayacaklar? Bunu diyor, mesela burada diyor ki doğu sorununun çözümü, yani bu diplomatik münasebetsizliğin çözümü Avrupa Türkiye'sinin yıkılmasında ve bir dizi demokratik devlet örgütlerinin yaratılmasına yatar diyor 1873. Doğu sorunu Balkan Yarımadası'nda ezilen, uşaklaştırılan Güney Slav ve Yunan erkeklerinin kılıcıyla çözülmesi şart. Çare ise bütün Güney Slavlarla Yunanların birlikte ayaklanmasıdır. Birlikte ve aynı zamanda savaşın parolası Türklerin Avrupa'dan defolsun olmalıdır. Parola çok güzel. Türkler Avrupa'dan defolsun. Adeta Lord yani bunlara, Byron konuşuyor. Kim konuşuyor? Lord Byron. Aynı ama şey, çünkü Lord Byron daha da şey tabii, biliyorsun orada gidiyor, geliyor savaşıyor, bizzat yapıyor. Evet. Tabii şey mesela bu Gustav Rasch şey 48 gençliği var ya, bizde 68 gençliği, bu da şey 1848 ihtilaline katılmış. Evet. Hatta Almanya'yı terk etmiş, bırak Alman bu. Fransa'ya gidiyor. Daha sonra geliyor Almanya'da tutuklanıyor. Anarşist ruhlu bir adam. Yani özgürlük vesaire diye istiyorlar. Tabii orada şu var. Yani mesela özgürlük vesaire dedikleri şey aslında Rumeli'den, Balkanlardan Türklerin tasfiyesidir işte, sizin ailenizin vesairenin. Ve bu şey olmamıştır. Yani çok kanlı bir tasfiye olmuştur. Yani Türklerin Avrupa'dan atılması. Evet, çok önce zamanlar. Ve tarihi yazılmayan şeydir. Mesela biz onun tarihini yazmadık. Yani o Balkan birkaç tane göç kitabı yazılmasına rağmen, yani çünkü düşün, insanlar 500 senedir Yenice Vardalı'yken bir anda şey oluyorlar, mesela Anadolu'yu Yunanlar yazıyorlar, mesela biz işte şurada şöyle yaşadık, burada yaşadık vesaire yaptık diye. Ve bizim oradan Balkanlardan çekilişimiz maalesef çok kanlı olmuştur. Ve tabii bu şu dediğimiz gibi, yani inanılmaz bir literatür var, yani akla hayale gelmeyecek kadar ve birçok Batı'nın büyük ismi de var. Luther mesela, Protestanlığın kurucusu, şey yapan Wittenberg'de 1517'den evet. itibaren yazdığı kitaplarda kirli. Evet, yazdığı kitaplarda hep şey var ama enteresan. Bir tarafta Türk korkusu var, bir tarafta Türk ümidi var. Çünkü evet. Türkler Protestanlığın yayılmasına gayri resmi olarak yardım ediyorlar. Evet, Papa'ya evet. karşı, Roma'ya karşı ve şeye karşı, Habsburglara karşı. Orada şunu diyor Luther, Türkler şeytanın uşağıdır ama şeytan diyor papadır diyor. Evet. Papa ile bunların arasında tek fark diyor, kılıcı bunların elinde kılıç olmasıdır. Papanın elinde kılıç olsa siz görün diyor, neler yapar. Onun için diyor, önce papayı yok edersek diyor, o zaman Türkler diyor yalnız kalacaktır, daha rahat şey yapabiliriz. Tanrı'nın kırbacı olarak Türkler nitelendiriliyor. Ve Türklerin Hristiyanları cezalandırmak için gönderildiğini ve mahşer gününün evet, şey kıyamet gününün şey olduğunu, şimdi, adları olduğunu ama işte dediğin gibi Roma kilisesini evet. Şimdi Luther ve taraftarları Protestanlar yani. Türkler Papa yüzümüzden başımıza musallat oldu diyorlar. Papa taraftarları Katolikler de diyor ki işte bunlar yoldan çıktı, o yüzden Tanrı başımıza Türkleri musallat etti, yani Türklerin cezası. Ve tabii Avrupa'da şöyle bir şey var. Karşılarında biz bir ayna oluyoruz. Yani bakıyor, mukayese edip kendini düzeltme şansı oluyor. Bizde o yok. Çünkü Avrupa'ya biz o şekilde bakmamışız. Ben demin onu söylerken Murat bardakçı beni kesiyordu. Ben dedim ya hani siyahken beyazı görebilmek. Tam da onu söylemeye çalışıyordum. Yani mukayese edebiliyor Avrupalı seninle kendisini. Tez, adalet sistemi, adalet. Kendine bakıyor. Kendini görebilmek için başkalarıyla mukayese edip. Ama bizde o olmuyor. Çünkü hakim güç olduğun için. Ya bunlar da bizim işimize yarayacak ne var dediğimiz zaman diş işten geçmiş oluyor ve hala mesela bana göre Batı sağlıklı analiz edilememiştir.